Giymesinde şey var iyice. Ayaklarında. Ayaklarımda sorun, ellerde titreme. Bu yürüyeceğim beni özel sektör işe almıyor. %69 engelim. Engelli maaşım yok. Ailemle kalıyorum. Yarın anneme babama bir şey olsa ben ortadayım. Ben bir iş kendime göre belediye olur, danışmanlık olur vesaire. İş istiyorum. EKPSS'ye girdim. Zihnimde de birazcık sıkıntı olduğundan düşük puan aldım. O düşük olduğundan bir yere yerleşemedim. Yetkililerden sesimi duymasını istiyorum. Bir iş rica ediyorum. Bu çocuğum da işte zor doğumdan oksijensiz kalmış, bu hale geldi. Bayağı ben uğraştım, bundan çok uğraştım. Sırtımda taşıdığım, fiziğe götürdüğüm, bayağı hem öbür okula oraya okuttum, ancak dışarıdan okudu şeyini de, açık öğretimden okudu. Liseye kadar okutabildim. Ben de elimden geleni yaptım kendim. Evde fizik tedavisini de yaptım. Şeyini de hiç yürüyemiyordu. Bu biraz çok şükür kendini idare etmeye başladı. Şimdi de evde yalnız kalıyor, bunalıma giriyor. Çocuk şimdiye kadar aklı yetmiyordu. Artık aklı yetiyor. Yaşıtlar evleniyor. Çocuk onları duydukça mı bilmiyorum. Birkaç kere intihara kalktı. Çok üzülüyorum. Bir iş gidiyor, dolanıyor, geliyor, iş bulamıyor. İnternetten araştırıyor. İşte böyle olduğu için kimse iş vermiyor. Bir iş istiyorum yetkililerden. Ben ölmeden hani bunun bir iş olursa ondan sonra da kendimi iyi kötü kendine göre bir şey bulup evlendirip ben gözüm arkada kalmasını istemiyorum. Çocuğum çok zor durumda.